Sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim bu videonun sizlere satış işleri yapan insanların e, hatta çocuk yaştan itibaren satış işi yapan insanların e, daha girişken atak yetiştikleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Şimdi mesela benim bir arkadaşım var bu babasından e, çocukluktan e, babası bakkalcılık yapıyormuş pazarda sebze meyve satmış ondan sonra birçok e, iş yapıyor. E, korkusuz şekliyle ticaret yapıyor. Öyle söyleyeyim. Bir şeyden korkmuyor. Yani ben bunu gözlemliyorum. Diyorum ki şimdi memur çocukları babaları anneleri ticaret yapmadıkları için bunlar maaşı çalışmaya alışkınlar. Ve fazla insan tanımıyorsunuz. Sizin gittiğiniz geldiğiniz yerler belli. Mesela memursunuz devlet dairesindesiniz. Memursunuz ondan sonra ...işte ne bileyim öğrencilerlesiniz... ...çocuklar yetiştiriyorsunuz falan filan... ...çocuklar yetişti zaten... ...ama sonra... E, ...ticaret yapıyorsunuz mesela... ...ticaret yaptığınız zaman... ...sizin dükkana... ...akşama kadar... ...belki 100 kişi geliyor... ...satış işi yapıyorsunuz... ...e satış işi yaptığınız için de... ...girişken oluyorsunuz... ...bini anlatabildim mi? Şimdi mesela ben kendimle ilgili bir anı anlatayım... ...benim meslek hayatım... İngilizce öğretmenliği yaparak başladım meslek hayatıma. Benim annem babam öğretmen olduğu için hiç zorlanmadım. Sanki arkadaşlarımı ders çalıştırır gibiydim. Yani bana memleketteyken sen Ankara'da öğretmenlik yapmak da benim için Hollywood'da olmak gibi bir şeydi. Çok büyük bir şeydi. Bilmem anlatabildim mi. Çok abartıyordum. Yani Ankara'da yaşayan insanların Hollywood gibi yaşadıklarını düşünüyordum. Oysa ki olay öyle değilmiş. Neyse, e, Hollywood gibi değil. Şey de işte e, derse girdim. Müdür bana şey dedi, otoriter ol dedi. Onlar dedi sen tek kişisin dedi. Onlar dedi 40 kişi dedi. Tamam dedim. Sonra girdim. İşte Allah yardım etti. Kendim şey yaptım. Ders anlattım. Arkadaşım ders çalışır gibi hiç böyle bana kimse nasıl e, ders anlatılır gibi göstermedi. Sonrasında benim gidip geldiğim yer belliydi. Sonra bir arkadaşım okul tatil oldu, dedim e, çalışmak istiyorum, başka işler yapmak istiyorum dedim, ne yapabilirim dedim. O da beni anket şirketine götürdü. Anket şirketinde e, çok iyi hatırlıyorum. E, Demirbahçe'de anket yapacağım, dedim ki Kızılay tarafına yakın oturuyorum. Anketi verir misiniz? Ertesi gün de getireyim dedim. Tamam dedi. Anket şirketini aldık. Ondan sonra şey yaptık e, anki şirketinde e, yaptığı şey yaptık işte e, ilk Demirli bahçede anket yaptım lokantı da yaptım e, işte Allah yardım etti insanları iyi karşıladılar teşekkür ediyorum onlara 80 kişiyle yaptık o gün 80 kişiyle yaptık sonra gittik şirkete teslim ettik. Şirketin en çok anket yapan kişisi bizdik maşallah. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlarımla ben. Sonra e, işte sonrasında e, bu iş çok eğlenceli gelmeye başladı. Değişik insanlar tanıyorsun. Değişik yerlere gidiyorsun falan filan. Girişkenliğim artmaya başladı. Yani ilk önce e, insanlarda şu var ister istemez. Ya kim olursa olsun kimse annesinin karnından bir sıfatla doğmuyor arkadaşlar. İster istemez korkarsın. Yani korkma değil de çekinme olayı oluyor. Yani çekinme olayı oluyor. Yani hani insanlar beni nasıl karşılarlar diye. Yani ben ekranda sizlere doğal olmayı seviyorum. Yapmacık olamam. Ben başımdan geçen bütün anılarımı, olaylarımı iyi ya da kötü olarak sizlere anlatmayı... Ee, ve bu sizlerle paylaşmayı seven bir YouTuber olarak konuşuyorum. Kimse annesinin karnından bir şeyler bilerek doğmaz. Hepimiz hay hayatın içerisinde evrimleşiriz, evrimsel bir süreçten geçeriz. Bilmem anlatabildim. Allah'tan e, anke şirketinde iyi karşıladılar ama bir tanesi küfretmişti. Öyle söyleyeyim. O da neymiş? Ben gazile iki kez bas basmışım. Ee, sonra bana işte bilmem ne küfretti. Söylemeyeyim küfrettiğini falan filan. Ben de sen diye bağırdım öyle söyleyeyim. Ondan sonra sonra aşağı indim falan filan işte iki tane adam çıktı dışarı. O çocuğu dövmeye kalktı. Bana laf dedi diye öyle söyleyeyim. Tek anam budur anketle ilgili ama onun haricinde her şey herkes iyi karşılıyordu. Sonrasında dernek işleri yapmaya başladığımda ee, i̇nsanlar çok e, iyi karşıladılar bu anlamda ve bu anlamda şimdi satış işi yapmaya başladığımda e, girişkenliğimin arttığını gördüm tamam mı öyle söyleyeyim. Yani e, kimse bana satış işi nasıl yapılır şunu bunu öğretmedi kendim zaman içerisinde öğrendim ama şimdi şuna bakıyorum ben mesela siz satış işi yapan ailelerin çocukları olsanız tamam mı? Ee, Bunlar daha farklı olurdu. Yani o işin içerisinde geçirseniz, mesela feminist avukat der ki Hülya Gülbahar, kız çocuklarını hep evde otutturuyorlar der, tamam mı? Ondan sonra. Ama e, şeyleri erkek çocuklarını e, lokantalara veriyorlar. Daha 13 yaşındaki erkek çocuğu diyor ki okul kapandı, babasının lokantası var babasının lokantasına yardım ediyor. Ne yapıyor? Orada insanlar rapide veriyor. Ondan sonra ayran veriyor. Erkek çocuğu böyle yetişiyor. Yani şimdi erkeklerin bizlere oranla kadınlara oranla biraz da aktif olmasının sebebi dışarıda bir şeyleri bizlerden daha önce görüyor görüyor olmaları. Bizler evden daha sonra e, çıkıyoruz. Bizler hani kız çocuğusun diye pek fazla dışarı çıkartmıyorlar ki biri bir şey yapacak edecek gibisinden. Biz sonradan dışarı çıkıyoruz sonradan görüyoruz. Ama satış işi yapanlarda e, genel karakteristik olarak yani insan şimdi mesela bir şey satarken ilk etapta bir utanma olayı oluyor. Ama diyorsun ki ne ya bu ticaret yani bu bunu herkes yapıyor satıyor. E, ben niye satmayayım? Ya şu anda mesela sevgili arkadaşlarım herkes YouTube videoları yapıyor. TikTok videoları yapıyor. Eskiden neydi? Babaanne ayrı karışır, anneanne ayrı karışır, hala ayrı karışır, baba ayrı karışır, dayı ayıp, günah. Bir kere bizim en böyle toplum olarak kaybettiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Ayıp, günah. Her şey günah. Ona hayır, buna hayır, şu hayır. Ya arkadaş biraz da evet de yani değişime açık olmazsan Açılamazsın ki. Bugün her şeyin açılımı var. Mesela Kürt açılımı diyorlar. Kürt açılımı nedir? Bunu ben ayrı videomda işleyeyim. Kürt açılımı nedir? Bunu söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi her şeyin bir açılımı var. Youtube açılımı var. TikTok açılımı var. Ve insanlarla e, sosyal medya sayesinde hepimiz yayıncı olduk, girişken olduk. Bunlar kötü şeyler değil, iyi şeyler. Hatta benim annem bile ne diyor biliyor musunuz? Bakınız. Ben taksicinin yanına oturdum, röportaj yapıyorum. Diyor ki adamın yanına oturuyorsun, sapık mı değil mi korkmuyorsun. Ya durak taksideyim. Adamın yanına oturmuşum. Adam bana ne yapabilir? Beni kaçırıp tecavüz edecek hali yok herhalde. Şehrin merkezindesin. Yani orada Arkadaşlar da var çekim yapıyoruz. Yani böyle söylüyor tamam mı? Ya şimdi ne yapabilirim ben? Yani ne yapayım? Yani yanına oturmayayım mı röportaj yapmak için? Yani havadan mı konuşayım insanlarla? Ya da ders anlatıyorsun öğrencine? Yani öğrencinin yanına oturmak zorundasın. Yani havada mı anlatacağım? Ne yapacağım yani? İnsan sosyal varlıktır arkadaşlar. Bakınız bugün evli de olsanız, çocuğunuz da olsanız. Ee, ...çocuklarınızla... ...ailelerinizle konuşursunuz. Birçok kişiyle konuşursunuz. Ee, i̇nsan iletişimimizi iyi... ...ve şöyle söyleyeyim, insanlara nasıl yaklaşırsınız? insanlarla size öyle yaklaşırlar. Bilmem anlatabildim mi... ...sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. O yüzden e, ben şöyle söyleyeyim size... ...satış işi yapanlar... ...kesinlikle girişkendir. Girişken yetişirler. Ben şunu söylüyorum, Milliyetin Bakanlığından... ...benim... Ee, rica ettiğim şey şu, lütfen okullara, okullara kesinlikle insanlara para nasıl kazanılırı öğretmekten lazım. bilmem anlatabildim mi ve e, insanlar para nasıl kazanılırı öğrenmeleri gerekiyor. Mesela bu anlamda e, Doğular, Doğu Anadolu bölgesi ve, ve Güney Doğu Anadolu bölgesi e, insanı bunlar çok kolay ticaret yapıyorlar Yani onların genelde bana Doğulu arkadaşların genelde bana deme, Dediği şey şu Ya ben işte e, okumayı sevmiyorum Ticaret yapmayı seviyorum Diyor tamam mı Ve e, doğulu arkadaşlara baktığımız zaman Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine Genelde deniz kenarına Gitmişler tamam mı Ve onların genelde ailecek Yaptıkları işler ee, ...yemek işi... ...yemek işi biliyorsun hani en kolay iş... ...fazla bilgi gerektirme... ...tabii ki onun da kendine göre bir alanı var... bir ...yani senin işte... CZN buraya izliyorsunuzdur mesela... ...çok güzel yemekler yapıyor... Ee, ...yani en kolay iş derken... ...hani bilindik iş... ...bilindik iş oluyor... Ee, ...yemekler... ...sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım... ...ondan sonra... E ...bilindik işler yapıyor... ...sonrasında... ...mesela bu arkadaşlar bar işleri yapıyor... ...öyle söyleyeyim... ...pavyon işleri yapıyor... ...çünkü yiyecekle alakalı olduğu için... ...ticaret işleri yapıyorlar... ...ticaret işleri yapıyorlar... ...yani... ...işte ticarete mesela inşaat işleri... ...yapıyor... ...yani hep böyle alım satım işleri yapıyor... ...öyle söyleyeyim ben size... ...ve cesur yetişiyorlar yani babalarından öyle gördükleri için cesur yetişiyorlar bir şeylerin e, farkında olarak yetişiyorlar sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim ee, ve ben şöyle söyleyeyim ama mesela İç Anadolu bölgesine baktığınız zaman İç Anadolu bölgesinde insanlar çok fazla ticaret yapmazlar ya şöyle mesela benim kaldığım ilçede e, memuru da vardı işçisi de vardı eee ticaret yapanı da vardı mesela bakkala, eczacısı da vardı. Bunlar ticarete giriyor küçük küçük çapta ticaret e, işletmeleri yani e, yani kobiler diyoruz ya bunlara küçük çapta ticaret e, işletmeleri. <laughs> mesela küçükken giderdik bir Bahri bakkal vardı oradan gazoz alırdık falan filan. E, ya en kolay iş hatta ee, öğretmen olup e, bakkal dükkanı işleten de vardı. Kırtasiye dükkanı işleten işleten de vardı. Bilmem anlatabildim mi? Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet. Yani hurda mesela e, Bağlalılar. Ankara'da Bağlalılar. Bunlar e, genelde hurda işleri yaparlar. Bilmem anlatabilir mi? Ve bu anlamda kendileri girişkenler, hurda sat, satıyorlar. Yani hurda içinde çok para varmış. Bunu bilen biliyor, bilmeyen bilmez. Siz nereden bileceksiniz? Bir hurdaya gidiyor, bilmem ne kaç e, milyara satıyor artık neyse. Ve bu insanlara bakıyorum, bunlar daha şeyler e, girişkenler. Yani satış işi yapmak insanı girişken yapıyor Korkusuz yapıyor Yani hiç tanımadığınız insanın yanına Gidip bir şey satıyorsunuz falan filan Ya da işte orada duruyorsunuz Mesela benim bir arkadaşım Bir üniversiteden arkadaşım demişti ki Ya dedi ben dedi Kızılay Meydanı'nda Dedi e, Utanırım dedi bir şey dedi satamam Dedi tamam mı ondan sonra e, Bize Okul çıkışı Kızılay Meydanı'na Şey yapıyoruz orada işte Ne bileyim eşofman satanlar var Ondan sonra işte e, lamba satanlar var, bir şey satanlar var falan filan. Ben dedim ki niye dedim utanacak mısın dedim utanacak hiçbir şey yok. Mesela bir kadınla kocası geliyor Kızılay Meydanı'nda akşamüstü e, şey satıyor. E, yufka, yufkadan e, şey börek yapıp börek satıyor ayranla tamam mı? Gözleme gibi bir şey. E seni de karnın acıktığı için de hemen gidip alıyorsun. Yani yiyecek satıyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani bunlar olmayacak şeyler değil. Ee, mesela benim bir tane bir Diyarbakırlı bir Murat diye bir arkadaşım vardı. O da öyle inşaat işi yapıyordu, sonra dernek işi yapıyordu falan filan. Ee, yani e, Murat falan şeydi çok girişken birisiydi. Hemen gidiyordu. Bir yerde birisi bir e, satış yapıyor, gidiyor, anlaşıyor, diyor ki kardeşim diyor. E, kardeş diyor işte e, ben şey yapayım. Şu saatte sen gel, bu saatte ben gel. Bunlar kendi aralarında anlaşıyorlar. Bilmem anlatabildim mi? Yani çok girişken bir insandı öyle söyleyeyim ben size. Yani bir şeyler çok çok iyi bilen insanlar bunlar. Öyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Evet, uzun lafın kısası çocuklar yetiştirirken kesinlikle bir şeyleri öğrenen öğrenenle desteklemek lazım. Canlarım benim, fanlarım benim. Korkmayalım, satalım, satalım, satışlar yapalım, videolar çekelim. Bunlar ayıp değil, günah değil. Bilgilerimizi paylaşalım. Bakınız mesela matematik öğretmeni, edebiyat öğretmeni kendileri... Bilgilerini paylaşıyorlar YouTube'da. Ee, evet sizlerle ama videolarımıza abone olun. Canlarım benim. Abone olun ki güzel videolar çekelim. Satış işi yapanlar, ticaret işi yapanlar olayınız eti şu. E, biraz değil çok girişken oluyorlar. Yani ben o arkadaşımdan biliyorum. Çok korkusuz şekliyle her şeye atlıyor. Ya dedim diyorum sen ne korkusuzsun arkadaş. Sen hiçbir şeyden korkmuyorsun diyorum tamam mı? Ya korkacak bir şey yok diyor. Ya çok girişken bir insansın. Harbiden girişkensin diyorum. Ya korkmuyor bir şeyden. Bilmem anlatabildim mi. Korkacak bir şey de yokmuş. Yani şimdi mesela ben şöyle söyleyeyim size. Ee, Youtube'da şimdi mesela insanlar bir öğretmen. E, öğretmen olarak sen işte sınıfa giriyorsun. 20-30 kişinin karşısında konuşuyorsun. Orada herkes sana bakıyor tamam mı? Sınıf mevcudu neyse. Şimdi Allah şükürler olsun ki YouTube'da konuşuyoruz. Kızılay Meydanı'nda. Şu anda mesela bir sunum yapsam yaparım. Yani hep şöyle söyleyeyim. Bizim İngilizcede bir lafımız vardır. Exercises, exercises. Yani alıştırmalar, alıştırmalar. Ne kadar çok alıştırma yaparsan o kadar çok korkunu yeniyorsun. Ama tabii ki yani yine heyecan olur, olmaz değil. Yani hani korku Meselesine gelince e, insanların korku meselesine gelince e, insanlar bir şeylerden korkarlar tabii ki yani hani ne kadar da deneyimli olsa tecrüben olsa yok ben yanılmam ben bana bir şey olmaz diyemez insan herkese bir şey olabilir bilmem anlatabildim mi ama korkmayalım e, korkmayın 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 satış yapın arkadaşlar paralar kazanın. Her şey güzel olsun. Canlarım benim, fanlarım benim. Hepinizi çok seviyorum. YouTube kanalıma abone olunuz.